Sevgili arkadaşlar, hepiniz Kanal Matematiğe hoş geldiniz. Bugün dersimizde sizlerle birlikte Nisan 2014'te yapılan 2. TEOK sınavının sorularını çözmeye çalışacağız. Sınava baktığımız zaman 20 sorudan 12 tanesi bu yıllık müfredatımıza uyuyor. Biz bu 12 tane soruyu çözmeye çalışacağız. Gelsin o zaman ilk sorumuz. Üslü sayılarla ilgili bir sorumuz. 1 bölü 10 Kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 1 bölü 10'un çarpımının sonucunu soruyorlar. Tekrarlı çarpım olduğu için nasıl yazıyorum ben bunu? 1 bölü 10'un 7. kuvveti olarak yazıyorum. Böyle var mı şıklarımızda? Yok. Nasıl yazabilirim farklı? 1'in 7. kuvveti zaten 1'dir. 1 bölü 10 üzeri 7 olarak yazabilirim. Böyle bir şıkkımız var mı? Yok. Bu 10 üzeri 7'yi yukarıya alabilirim. Paydadaki kısım yukarı geçtiği zaman ne oluyordu? Üst işaret değiştiriyordu. Burada artı 7 ise buradan olacak. Eksi 7. Böyle bir şık var mı? Evet böyle bir şıkkımız var. A şıkkımız cevabımız A. İkinci sorumuz ne diyor? verilen şekle göre hangi nokta C köşesi olarak seçilirse ABC üçgeninin AB kenarına ait kenar ortayı D noktasından geçer demiş. Yani biz bir kenar ortayı çizeceğiz AB'ye ait. AB kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Ortası nedir? 3 birimdir değil mi? Ve bu nokta bu kenar ortay D noktasından geçecekmiş. D noktasından geçecekse şöyle bir çaprazlama devam edecek. E, matematik olarak bakacak olursam da bir birim sağ tarafa gitmiş, iki birim yukarı gitmiş. Ben bunu devam ettirdiğim zaman yine 1 bir birim sağ, iki birim yukarı gittiği zaman nereden geçtiğini görüyorsunuz. Ya da şunu dümdüz devam ettirdiğiniz zaman nereden geçecek? 4'ten geçecek. Görmüş olduğunuz üzere çok basit bir sorumuz. Evet diğer sorumuz ne diyor? Şekildeki ABCD yamuğu orijin etrafında 180 derece döndürülerek A üstü, B üstü, C üstü, D üstü elde ediliyor. Buna göre KLMN noktalarından hangisi ABCD yamuğunun dış bölgesinde kalır diye sormuş. Orijin etrafında 180 derece döndürme ile orijine göre simetri almak aynı şey. O yüzden orijine göre simetri alabiliriz. Orijinimiz neresi? Burası. A noktasının simetrisini alırsam hemen A ile O arasındaki bağlantıyı çiziyorum. Bu bağlantının aynısını da karşı tarafa çiziyorum. Demek ki şurası ne oldu? A noktası olmuş oldu. Yeni A noktası burası. Ardından şekli tamamıyla çizebilirim. Buradan olmuş 1, 2, 3 birim sağ tarafa gitmiş. Buradan olacak 3 birim sol tarafa gidecek. Yansımadan ötürü. Buradan olmuş 1, 2, 3 ee, Şuradan devam edelim. B noktasından. Nasıl olacak? Bu da 1, 2, 3 birim yukarı çıkmış. Bu da 3 birim aşağı inecek. Çiziyorum hemen şu şekilde. 3 birim. A noktasına baktığım zaman 1, 2, 3, 4 birim aşağı yukarıya çıkmış. Burada 4 birim aşağı inecek. Çiziyorum. 1, 2, 3, 4 birim. Ardından şu ikisi arasında bağlantıyı çizeceğim. Görmüş olduğunuz üzere ne yaptım? Yansımasını çizmiş oldum. Hangi nokta dışarıda kaldı? N noktası dışarıda kaldı. Şekildeki DE paraleldir AB. CD 3 santim. DE 4 santim ve AB 12 santim uzunluğunda olduğuna göre AD uzunluğu sorulmuş bize. Şu ikisi birbirine paralel olduğuna göre bu ne sorusudur? Bir eşlik benzerlik sorusu. İki üçgenin benzerliğinden yola çıkacağız. Paralellik olduğu için şurası bizim ortak açımız. Bu açı ile bu açı bu açı ile de bu açı nedir? Birbirine eşittir. Buradan benzerliği yazacak olursam her türlü yazabilirim her açı karşısındaki kenardan sorumludur yöntemi de çözebilirim. Ya da direkt küçük üçgenin kenarlarını büyük üçgenin kenarlarına orantılayabilirim. Burada en çok kullanacağımız yöntem küçük üçgeni büyük üçgenin kenarlarına orantılamak. Küçük üçgenin bu tarafındaki kenarı 3 santim bölü alttaki kenarı nedir? 4 santim. 3 bölü 4 eşittir. Büyük üçgende şu kenar bu kenarı bilmiyorum. Şuraya x dersem ne olur burası? x artı 3 olur bölü. Alttaki kenar kaç? 12. Bakın orantıyı kurduktan sonra bunun kaç katı çıktı? 3 katı çıktı. O zaman orantının aynı kalması için bunda 3 katı olması gerekiyor. 3'ün 3 katı ne yapacak? 9 yapacak. Yani x artı 3, 9'a eşitmiş. 3'ü karşı tarafa alırsam ne olur? Eksi 3 olur. 9'dan da 3 çıkarsam ne kalacak? x uzunluğunu 6 olarak bulacağım. Bana neyi sormuştu? ad uzunluğunu Zaten ben A'da az önce x demiştim. Onu da 6 olarak buldum. Diğer sorumuz ne diyor? ABC, ACD, EAD ikiz kenar dik üçgenlerdir. Güzel. AB 2 santim olduğuna göre DE. AB burası 2 santimse DE burayı bize sormuş. Şimdi ikiz kenar olduğuna göre burası 2 ise burası da 2. Iki. İkiz kenar dik üçgenin. Pisagor bağıntısında size bunu söylemiştik. Bu bir 45-45-90 üçgenidir. 45'lerin karşısı bir birimken 90'ın karşısı bunun kök 2 katı olacaktı. Hatırladıysanız eğer. O yüzden burası ne çıkacak? 2 kök 2 çıkacak. Ya da şu yöntem yapabilirsiniz. 2'nin karesi artı 2'nin karesinden o uzun kenarı bulabilirsiniz. 2'nin karesi 4, 2'nin karesi 4. 4 ile 4 toplarsan 8. Bunu da kök dışına çıkartırsan ne olur? 2 kök 2 olmuş olur. Burayı buldunuz 2 kök 2 olarak. Bu da bir ikiz kenar üçgen olduğu için burası 2 kök 2 ise burası da 2 kök 2'dir. Burayı bulmak için isterseniz tekrar Pisagor yapabiliriz. 2 kök 2'nin karesi artı 2 kök 2'nin karesi. 2 kök 2'nin karesi kaç eşitti? 8'e eşitti. Az önce biliyorum. 8 artı 8. Toplarsam ne çıktı? 16 çıktı. 16 kimin karesi? 4'ün karesi. O zaman bu kenar ne çıkacakmış? 4. Yine burası da bir ikiz kenar dik olduğu için burası 4 ise burası da 4. Yine buradan Pisagor yapabilirsiniz. 4'ün karesi 16 artı 4'ün karesi 16. Burada da x dersek x'in karesine eşit. 16 ile 16'yı toplarsam 32 eşittir x'in karesi. Kimin karesi 32? 32 ne yapacağım? Kök içinde yazacağım. Bu da ne eşit olmuş olacak? 4 kök 2 eşit olmuş olacak. Ya da 45 45 90 üçgeninden buralar bir katken burası bunun kök 2 katı olacak. Bir kenar 4 ise burası nedir? Kök 2 katı yani kök 2 ile çarpımı olan 4 kök 2'dir. Diğer sorumuz ne diyor? Alanı 108 santimetre kare olan karesel bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetre karedir? Şimdi alanı 108. Bir kare düşünün. Alanı 108. Karenin alanı nasıl buluyorsunuz? İki kenarının çarpımı. İki kenarını çarparsam ne çıktı? Yani X kare. Yani X'in karesi 108'miş. Bir şeyin karesi 108 ne yapıyorum? Kare alacağım. 108'in kare alırsam nedir bu? 36 çarpı 3. Hatırlayın bunları işlemiştik zamanında. 36 dışarıya 6 olarak çıkardı. 6 kök 3. Demek ki bu karenin bir kenarı neymiş? 6 kök 3'müş. Bunun bize neyi istiyor? Çevre uzunluğunu istiyor. Çevresi nedir? Bu kenardan 4 tane vardır değil mi? O zaman 4 çarpı 6 kök 3. 6 kere 4, 24 kök 3. Kare sayılara çarpma işlemi nasıl yapılırdı? Kat sayı ile kat kökle kök çarpılırdı. Çarptığı zaman ne çıkacak? 24 kök 3. Bir ABC üçgeninde BAC açısı 100 derece. Buna göre üçgenin kenarları arasındaki ilişki hangisi olamaz diye sormuş. BAC 100 derece nasıl bir açı? Geniş bir açı. Tahminen şöyle çizelim. Şurası şöyle olsun. Bir tane üçgenimizi çizdik. Şurası A açısı ve 100 derece. Şurası B olsun. Şurası da C olsun. Burası 100 derece ise toplam 180 ise geriye kalan 80'dir. Yani en uzun kenar bunun olmak zorunda. Burası olmak zorunda. Bunu biliyorum ve buna göre yorum yapacağım. Şu iki sarısında herhangi bir bilgim yok. Birbirinden uzun veya kısa olabilirler. Ama bildiğim tek şey bu BC kenarı ne olacak? En uzun olacak. A şıkkına baktığım zaman AB küçüktür. Olabilir. AC'den olabilir. BC büyüktür diyor. BC en büyük mü? En büyük. Bu ikisi arasında yer değiştirebilir. Çünkü bilmiyorum onlarla ilgili bir açı. Zaten ikinci çıktı onu vermiş. Ne yapmış? Birbirlerinin yerlerini değiştirmiş. Bu da olabilir. Bu konuda bir bilgim yok. AB eşittir AC. Şu ikisi birbirine eşit olabilir mi? Olabilir. Buraya da 40 veririm. Buraya da 40 veririm. İkiz kenar olur. Olur. AC küçüktür BC. AC neresi? Burası. BC neresi? Burası. Evet BC zaten en büyük olmak zorunda. Bu da olur. AB eşittir BC. AB neresi? Burası. BC neresi? Burası. Bu ikisinin birbirine eşit olması için bu C açısında 100 olması lazım ki ancak eşit olsunlar. Ama bir üçgenin açıları 180'den fazla olamaz. Toplarsan ne yapar? 200. O yüzden bu olamaz. Yanlış cevabımız bu. Bir kenar uzunluğu A birim olan kare şeklindeki kağıttan bir kenar uzunluğu B olan kare şeklindeki 4 eş parça Yukarıdaki bir kesilip çıkartılıyor. Kalan kağıdın bin yüzün alanını kaç birim kare olduğunu gösteren ifade hangisi ile özdeştir diye sormuş. Şimdi ne yapacağız? Burada alan hesabı yapacağız. Kalan alanı sormuş bize. İlk başta şeklimiz ne? Bu. Alanı ne bunun? A'nın karesi. Ne yapmışlar bundan? Bir kenarı B olan kareler çıkarmışlar. Kaç tane? 4 tane. Bunun alanı ne peki? Bir tanesi B kare. Burası da B'nin karesi. Burası da B'nin karesi. Burası da B'nin karesi. Tamamı neydi? A'nın karesiydi. Ne yaptım? 4 tane B'nin karesini çıkardım. Eksi 4 tane B'nin karesi. Kalan alan neye eşit? Buna eşit. Ne diyor? Hangisiyle özdeştir? Evet bu ifade özdeşliklerden hangisine benziyor? 2 kare farkına benziyor değil mi? 2 kare farkına biz bir slogan yapıştırmıştık. Ne diyorduk biz ona? Topla çıkar çarp. A'nın karesi a kare artı 2b'nin karesi de 4b kare olduğuna göre a artı 2b çarpı a eksi 2b topla çıkar çarp. Hangisi? Denizli şıkkı. Ne diyor? Grafikleri verilen doğruların hangisinin eğimi 1'dir? Şimdi şıklara göz gezdirdiğim zaman buradaki B şıkkını görüyorum. Nasıl bir doğru? Dikey bir doğru. Dikey uzunluğu var, yatay uzunluğu yok. Biz bunlara ne diyorduk? Eğim yok diyorduk. Dikey doğrularda eğim yok. Baktığım zaman yatay bir doğru. Yatay bir doğruya da biz ne diyorduk? Eğim hatırladınız mı? Sıfır diyorduk. O zaman seçeneklerinden ya A olacak ya C olacak. İkinci bir bilgi. Sağa bakan doğruların eğimi pozitif. Sola bakan doğruların eğimi negatifti. O zaman biri sağa bakmış. Biri sola bakmış. Eğim içinde ne diyor? 1. Nasıl bir sayı? Pozitif sayı. Pozitif sen olacak. Aşık. Buradan çözebilirsiniz. Ya da üçgen oluşturmamız gerekiyordu. Şurada zaten bir üçgen oluşturulmuş görmüş olduğunuz üzere. Eğim neye eşitti? Dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranına eşitti. Bu üçgende dikey uzunluğu kaç birim? 2 birim. Yatay uzunluğu kaç birim? 2 birim, 2 kare olarak, 2 birim olarak verilmiş. 2'yi 2'ye bölersen ne çıkar zaten? 1 çıkar. Ve sağ baktığı için de bu pozitif 1'dir, artı 1'dir. Buna baktığınız zaman sadece ne yön değişik? Bununki de eksi 1'dir. Bize artı 1 sorulmuş. A şıkkı. Evet, denklemi sağlayan x değeri ne yapacağız burada? Rasyonel bir denklem sistemi verilmişse payda işleyeceksiniz. Kaçta işlenir? 6'da. Bunu 3 ile genişletmeliyim. Bunun altında 1 vardı. Bunu 6 ile genişletmeliyim. Bunu 2 ile genişletmeliyim. Bunu da 6 ile genişletmeliyim. Genişletiyorum. Hepsinin paydası 6 olacağı için ikinci kez paydayı 6 yazmıyorum. Direkt yazacağım. 3 ile x çarparsam 3x. 6 ile 1'i çarparsam 6. 3x eksi 6 eşittir. 2 ile x'i çarparsam 2x. 6 ile 2 çarparsam 12. Hepsinin paydasının 6 olduğu için hiçbirini yazmadım. Hepsini sadeleştirdim ve normal bir denklem haline getirdim. Ardından bilinenler bir yere, bilinmeyenler bir yere. X'in küçük olan ifadesini bu tarafa alıyorum. Mecburen sayıyı da bu tarafa alacağım. 3x var burada. 2x ne oldu? Eksi olarak geldi. Eksi 2x eşittir. 12 vardı burada. Eksi 6 da ne olarak geldi? Artı 6 olarak geldi. 3x'ten 2x çıkarsa ne kalır? Bir tane x kalır. x eşittir. 12 ile 6'yı toplarsanız 18. Gayet basit bir soruymuş. Ha. Yapamadığınız, çıkamadığınız içinden yapmanız gereken tek şey şıkları yerine koyup ve denemek. Denediğiniz zaman mutlaka kesin sonuca ulaşırsınız. Evet, birbirine özdeş olan peynir paketleri ve birbirine özdeş olan süt paketlerinin 60 cm uzundaki rafa dizilişi şekildeki gibidir. Birinci rafta 15 cm, ikinci rafta 10 cm boşluk kaldığına göre üçüncü raftaki boşluk ne kadardır diye sormuş tamamı 60 sa burada 15 kalmışsa o zaman şu grup ne yapacak 45 santim yapacak şu grup ne yapacak o zaman 10 santim kaldığına göre toplamı da 60 sa 60'tan da 10 çıkartırsam 50 yapacak şimdi buradan denklem kurmam lazım nasıl bir denklem 2 bilinmeyen denklem sütü de bilmiyorum peyniri de bilmiyorum şuradan bir denklem yazacak olursam ne var burada sütler s olsun peynir p olsun 3 tane süt varsa o zaman 3 tane s Artı bir tane peynir varsa bir tane P eşittir. Kaç santime? 45 santime. Buradan bir denklem yazayım. Burada ne var? Bir tane süt var. Artı iki tane peynir var. Bu da kaça eşit? 50 eşit. Benim ne yapmam lazım? Peyniri bulayım ki buradan kalan uzunluğu da bulalım. Peyniri bulmak için ne yapmam lazım? Sütleri yok etmem lazım. S'yi yok etmek için kaçla genişletmem lazım benim bunu? Eksi 3 ile. Genişletelim. Önce birinci denklemi yazıyorum. 3 tane S artı P eşittir 45. Genişletiyorum ikinci denklemi. Eksi 3 ile S'yi çarparsam eksi 3 S. Eksi 3 ile 2 P'yi çarparsam eksi 6 P eşittir. Eksi 3 ile 150'yi çarparsam ne yapar? Eksi 150 yapar. Bakın burası artı 3 S eksi 3 S toplarsam 0 yaptı. Artı P eksi 6 P Toplarsam ne yapar? Eksi 5 tane P. Eşittir. Eksi 150 artı 45. 45'ten 150 çıkarsa ne kalır? Eksi 105 kalır. Her tarafı ne yapacağım? Eksi 5'e böleceğim. Eksi 5'ler gitti. Peynirin P'si kaldı. P eşittir. 105'i de 5'e bölersem ne çıkar? 21. Eksi eksiye bölersem artı çıktı. Peynirin uzunluğu ne kadarmış? 21'miş. Bize ne soruyor? Kalan uzunluğu soruyor. Toplam kaçtı? 60. 60'tan 21'i çıkartırsam ne kalır? 39 kalır. Evet son sorumuz ne diyor? Koordinat sisteminde denklemleri y eşittir 4 ve y eşittir x olan doğrular ile y ekseninin sınırladığı bölgenin alanı nedir diye sorulmuş. Grafik çizimleri de sizlere anlattığımız için bu soruyu da çözmek istedim. Tahmini bir koordinat sistemi çizelim şöyle. x ve y pardon. X ve Y. Y eşittir 4. Y eşittir 4 neresi? Burası olsun. Y eşittir X. Y eşittir X nedir? Bire birden geçen, şöyle orijinden geçen bir doğru parçası. Bu doğrular ile Y ekseninin sınırladığı bölge şurası. Ne oluştu burada? Bir üçgen oluştu. Bu üçgenin alanını istiyor bizden. Ben neyi biliyorum? Şu yüksekliği biliyorum. Şu yükseklik kaç eşit? Y'ye eşit. Y'si kaçtı? 4'tü. Neyi bulmam lazım bir de benim? Şuradaki uzunluğu bulmam lazım. Şurada ne olmuş? İkisi birbirini kesmiş değil mi? Y'nin 4 olduğu yerde. Y'nin 4 olduğu yerde x kaç olur? Denkleme baktığım zaman denklemde ne? Y eşittir. X, y x'e eşitmiş zaten. Y'nin 4 olduğu yerde x ne olur? X de 4 olur. Buldum. Üçgenin iki kenarını buldum. Dik iki kenarı. Nedir onlar? 4 ve 4. Üçgen nasıl buluyorsun? İki kenarın çarpımının yarısı. 4 kere 4 16. 2'ye de bölersem ne çıktı? 8 çıkmış oldu. Evet. Umarım sorular sizin için faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Çok az bir zamanınız kaldı. Lütfen hepsini iyi değerlendirin.